uzmanı sevgili Mine Çağlar. Bundan böyle çok özel sofra derslerine başlıyoruz. Bugün Shangri-La'da ilk dersimizdeyiz. Çok güzel bir kalabalığımız var. Tam 41 kişiyiz ve hemen ilk günlerden oldu. Her ay bundan böyle bu dersleri vermeye devam edeceğiz ve derslerimizin konusu çok ilginç. Örneğin bu dersimizin konusu dönem filmlerinde sofralar ve mekanlar. Filmlerimize gelince inceleyeceğimiz filmler The Crown, Sissi, Vatel ve Marie Antoinette. Çok farklı, çok güzel konularla harika bir ders olsun. Gelen herkese teşekkür ederim. Meltem onu da bize çok güzel örnekledi. Her şeyin tabii bir yeri var, bir geometrisi var. Sofranın da bir tasarımı var şüphesiz. Bütün bunlar için, yani bu tabii resmi bir davetteki table setting örneği. Tabii kurallara, bu resmi kurallara uymak zorundayız resmi davetlerde. Ama günümüzde ne oluyor? Meltem Hanım'a soracağız. Sofra geleneğinden geldim küçüklükten beri. Ama bir yandan da hep düşündüm. Bunlar nasıl neşelendirilir? Nasıl farklılaştırılabilir? Çünkü annem hep aynı tabak takımını kullanırdı. Çünkü zaten evde bir tane tabak takımı olurdu o dönem. Sonra sofralar yaparken bayağı bir, yani bunu mesleğe dönüştürdüğümde daha da çok yaramazlaştığımı fark ettim. Çünkü ne kadar yaramazlaştıkça o kadar çok kreatif sofralar dizayn etmeye başladım. Bu sofrayı da Alice Harikalar Diyarı'nda sofrası kuralım dedik ekibimle ve şaşırtıcı olmasını istedik. Tabii bu aslında bayağı eski bir sofra. Şimdi devamlı bana en klasik gelen soru şudur. Misafirler birbirini görecek mi? Ben 27 yıldır bu sorunun cevabını veriyorum her toplantıda. Şimdi aslında sofrayı herkesin birbirini göreceği şekilde dekore ettiğiniz zaman sofra çok tek düze bir şey oluyor. Bu bir gerçek, yani her şeyi aynı. Dolayısıyla sofrada muhakkak bir hareket yaratmanız, boyutlarda bir hareket yaratmanız gerekiyor. Dolayısıyla renklerin birbiriyle kombini de çok önemli. Ama bu şu demek değil, pembe, toz pembe, somon, kemik değil. Böyle birbirinden farklı renkleri de çarpıcı vurgulayarak, İşte burada gördüğünüz gibi fuşyası var, moru var, altını var. Çok farklı renkleri de birbiriyle kombinlemek günümüzde mümkün. Keza sadece çiçek ve renkler değil, objeleri de farklılaştırabilirsiniz. Yani sofralar sergisine çeşitli markalar giriyor her sene ve orada o markanın ürünüyle sofra kuruyorum ben. Bu marka bazen bir mücevher olabiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Bütün pırlanta gerdanlıklardan, işte inci kolyelerden bir sofra hazırlıyorum. Ondan da sofra oluyor. Böyle heykellerden de sofra oluyor. Bu insanlar destinasyon düğünleri yapıyorlar. Yani müşterilerine mekan demeyeyim, destinasyon tavsiye ediyorlar. Yani diyorlar ki gel senin düğününü İtalya'da yapalım. Gel senin düğününü Monaco'da yapalım. Gel senin düğününü işte Maldivler'de yapalım. Ve bu bir dünyada inanın büyük bir yarış. Ben mesela yarın değil öbürsü gün Malta Turizm Bakanlığı'nın davetlisi olarak, bu sefer ben davetli olarak gidiyorum. 4 gün 4 gece ağırlanacağım bakanlık tarafından. Çünkü bakanlık diyor ki gel Meltem Malta'da düğün yap. Bak bizde böyle kaleler var, böyle şatolar var. Ve bu bir yarış. Dünyadaki ülkeler arasında destinasyon düğün turizminin de gerçekten bir yarışı var. Bunu sofralardan biraz çıktım ama... mesleğimiz. Ay çok dizayn, tasarım, çiçek, üç boyutlu bilmem ne falan ama aslında performans esnasında bir canlı yayın ve canlı yayında her an her kaza olabilir. Çok aşkla yapılan bir meslek. Yani aşık olmadan ve çok sevmeden zaten katlanılabilecek bir meslek değil. Bir sofrada olsa, bu böyle buradaki gibi 50 sofrada olsa 5 duyuya hitap etmesi çok önemli sofranın. Kokusuyla,
tadıyla, görselliğiyle, yani beş duyuya da ve o sırada esnada çaldığınız müzikle beraber bütün davetlerde böyle. Burada benzerini görüyorsunuz. Tabii çok yabancı düğün yaptığım için İstanbul'un da en çok tercih edilmesinin sebeplerinden biri tarihi yapılar içerisinde düğünler yapmak mümkün. Çok güzel mekanlarımız var ve bu mekanlarda da genellikle benim gelinlerim, ben her ne kadar yaratıcı sofralar, Alice Harikalar Diyarı falan yok, Eden Garden, Cennet Bahçesi falan desem de çok klasik sofralar isteyen gelinlerim oluyor genelde, özellikle yabancılar arasında. Çünkü onlar diyorlar ki ben hep bir sarayda evlenmek istedim, bir sarayın merdivenlerinden inmek istedim ve bana saray sofraları kur. Bunlar aslında klasik saray sofraları. Çırağan'ın bahçesinde kurduğum. Bir örneğini de burada kurdum. Yani o yılları hatırlayan ve her gelin aslında bir prenses olmak istiyor. Burada gelinlerim de var. Dolayısıyla hepsi bir prenses benim için.